Adem Aleyhisselam Efendimiz'den öncesinde şu anda geldiğimiz nokta enerji bedenli varlıklar, cinlerle melez hale gelmiş bir ara ırk var. Bu ara ırk diğer dünyalardan gelmiş, yani diğer gezegenlerden gelmiş başka katı bedenli ırklarla yine çiftleşerek yine melezleştiler. Üçlü bir melez ırk oluşturdular. Şu anda da Adem Aleyhisselam ve biz yokuz hiç dünyada. Bundan öncesinden bahsediyoruz. Evet. Şimdi burada tabii bizden sonra da bu katı bedenli türe, bize yani saldırılar devam etti. Bizim üzerimizden de yine bu melezlenme çabaları devam etti. Bir kısmı başarılı oldu. Çalıştım. Sonra işte Nuh Aleyhisselam döneminde kapatıldı, kesildi Zülkarneyn Aleyhisselam vesaire. Ama biz temel itibariyle bizden öncesi veya bizden sonrası da olsa fark etmez. Katı bedenlilere musallat olan o ara ırkla ikisinin birleşiminden oluşan üçlü ırkın hangisine reptilyan diyoruz, hangisine Anunnaki diyoruz veya tamam, Anunnaki demeli miyiz o ara ırka? Sadece şunu söyleyeyim. Dünyanın başlangıcını Adem babamızın dünyaya indirildiği zaman zan ediyoruz. Bir kere bizim en büyük hatamız bu. Önce bunu bir bakalım. Yani bunu unutacağız. Yani bunu bir kere unutalım. Bu dünyanın son döneminde geldi. Yani kıyametin kopuş alameti deseniz Adem babamızın yeryüzüne indirilmesiyle başlayalım. Reptilyanlar diye bahsettiğimiz hayvan şeklinde metafizik özelliklere de yüklenerek, dönüşerek gelmiş. Yani cinlere musallat olmuşlar. Cinlerden melez ırk oluşmuş. Hayvansal görünüme dönmüş. Ki burçlardaki hayvanla simgelemek veyahut da tarihi eserlerde, tabletlerde dikili taşlar falan var ya, bunlara baktığınızdaki gördüğünüz hayvan figürleri cinlerden önceki dönemi anlatır. Cinlere de müdahale etmişler. Cinlerden oluşan ara ırk cinler formatında, cinlerin vücut formları, yani maddenin plazma hali diyelim ya da havadaki bulutlar var ya, bulut halinde, ancak katı madde, katı olanlar bizler olunca da işte o ara ırk bir de katı maddedekilere musallat oluyor. Yani onlarla üçlü bir melez oldu. He, tabii. Önceki cinler buradan da güçlenerek, bir de şöyle bir özellik var. Şimdi cinlerden önceki hayvan görünümde ama bildiğiniz şu andaki hayvan şekilleri var. Mesela et bedenleri yok. Et bedenleri yok. Metafizik, enerjisel boyutta. Şöyle düşünün. Hani uçan, ağzından alevler çıkartan hayvanları, ejderhalar biliyoruz. Farklı hayvan türlerini biliyoruz. Onların dinozorlar da mesela. Dinozorlar vesaire. Bunların yeryüzüne de gelmişler. Burada da yaşadılar. Ama bunlar kendilerine üstün ırk olarak gelmiş, halife olarak gelmiş cinlere musallat oluyorlar ama cinler onları görmüyor. Şu an bizim cinleri görmediğimiz gibi. Görmeyince onlarla birleşerek, çünkü Rabbim tüm yarattığı kullara bildiri gönderdi, kendini tanıttı, onları uyarıcılar gönderdi ve onlar cinlerle birleşerekten öyle bir melez ırk oldu ki bir cinli baktığı zaman onu görüyor. Bugün hemen orada duralım. Biz de bakıyoruz, insan zannediyoruz ama insan değil. İnsan görünümlü başka bir şey. Dıştaki kabuk insan ama ruh tamamen ama gitmiş. Cinlere öyle hükmedebiliyorlar ki, çünkü bir önceki varlıkların DNA sarmalı özelliğini almış, cinnilerin de özelliğini almış, birleşmiş, hem öncekilere cinlerden aldığı özellikle üstünlük sağlıyor, diğer cinlere de bir öncekinden aldığı özellikle melez ya, iki tarafa da üstünlük sağlıyor. Hani bizde de düşmüş melekler diyorlar ya, evet. Bu konuyu da konuşalım bugün. İşte bu. Sonra katı maddeden kullar, yani örneğin Mars'ta katı beden, aynısı onlara da oldu. Orada da et bedenli bizim gibi katı halde olanlar yaşamaya başlayınca bize şu anda ne yaptıkları, ne yapmak istediklerini yaptılar, kıyamet koptu. Diğer sönmüş yıldızlar vesaire var, tabii içinde yaşam olanı var, olmayanı var ama önceden bir yaşamı olan ve olmayanı var. İşte onlara da aynısını yaptılar. Katı bizim gibi aynı şekilde olanlara da müdahale ettiler. G-Doğulu yiyeceklerle melezleştirdiler. Sonra şöyle düşünün.
şu anda GDO'lu yiyeceklerle, frekanslarla, bilimum frekans vesaire bütün her şeyle bizi kolonlayarak. Hani bu kolonlama yok mu, koyunları daha iyi kolonluyorlardı. Niye hatta yapıyorlar? Kuluçka makineleri yaptılar geçen. Evet, kuluçka makinalarıyla şimdi dişi ve erkeğe gerek kalmadan üretmeye geçiyorlar. Bir taraftan da yarı robot yarı insan gibi, yani insanı organlar gibi bunları birleştirerekten oluşturduklarında bunların, bu melezlerin yarı hayvan yarı insan şeklinde olduğunu düşün. Burada biz insanların o hale dönüştüğünü düşün. Ve burada kıyamet kopacak, biliyoruz, eminiz. Çünkü buradan da önceki yerlerde olan olay süreci burada, biliyoruz yani. Süreci biliyoruz, tekrar ediyor aynısı. Ne olacağını biliyoruz. Ne yaptık? Teknolojiyi de kullanarak başka yerde bizim daha yaşayabileceğimiz yaşamın kurulacağı yeri de biliyoruz. Evet. Oraya gittik, yerleştik. Yani orayı dünya olarak mı kabul ediyoruz? Kabul ettik, gittik oraya. Buraya da geliyoruz, oraya da görüyoruz ama sonunda burada kıyamet koptu. Başka gezegene de gidelim demiyor mu Elon Musk? Tabii tabii. Sonra orada oranın tam şartları bize uygun değil ama oraya adapte olmaya çalışıyoruz. Başka gezegenlerden gelenler de var oraya. Farklı özelliklerde olanlar. Onlar da oraya geldi. Onlarla aramızda savaşlar oldu. Hocam hayal edilmesi için şunu söyleyeyim, mesela Star Wars diye bir film serisi vardır ya, orada böyle pazar yerleri gösterir ara ara, böyle çeşit çeşit türlerde insanlar, ara varlıklar, bir sürü şeyler vardır, hepsi bir arada dolaşırlar böyle, hepsi birbirini de görürler. Onlar, yani bir nevi öyle bir... O zaman filmini yapmışlar, biz tabii, ne yapıyoruz ki? Yani hep öyle bir şeyleri vardır, sahneleri vardır. Ama bunlar vardır. Gerçek. Evet. Sonra o dünyanın, o yaşam yerinin... Rabbimin gönderdiği Adem'i diyelim. Hani anlaşılması için ilk. Türünün ilk örneği mi diyelim? Türünün ilk örneği geldikten sonra oradakiler de onu istemiyor. Ve onları da bozarak melezleştirmeye çalışıyorlar. İşte bu türlerin birleşmesinden olan katı madde olanlara reptilyan diyoruz. Bu reptilyanların DNA sarmaları daha fazla olduğu için bunlar metafizik boyutta hallerini değiştirebiliyorlar, beden yapılarını da değiştirebiliyorlar. Bunu maddenin katı ve gaz hallerine gidip gelebiliyorlar. Hatta örnek ama manevi sohbette şöyle bir şey olundu. Cinni formatındaki ifritler kısmında kalanlar, katı maddeyle melezleşemeyenler, yani üçüncü ırkı da üzerine alamadılarsa, onlar cinni formatında kalıyorlar ya, onlar için G kuvveti önemli değilmiş. Ama katı bedenli olanların G kuvvetinden de etkilendiği için evet. Bunlardaki yolculukları biraz problemli. Bu da nereden geldi? Dünyanın içine girip saklanmaları, kutuplardan dünyanın içine girişleri. İşte bunların üzerine Zulkarneyn Aleyhisselam demiri döktü, bakırı döktü, kapattı. Yani yerde kalanlara set çekti, havadan gelecek olanlara, yani diğer galaksi ve gezegenlerden gelen olanlara frekans kurdu diyelim ve kapattı. Yani hem kara delikleri kapattı hem yer altındaki çıkışları kapattı. Tabii. Bir de zamanda ileri gidip gelme konusu çıkıyor burada karşımıza. Aslında bu zamanın hepsi bazı yerde hızlı, bazı yerde yavaş, hep aynı gidiyor. Yani bir yerde hızlı dönüyordur, gün çabuk, yıl çabuk bitiyor. Bir yerde daha yavaş. Ama süreç aynı devam ediyor. Ancak başka yerlerde yaşayanlar teknolojisi bizden çok ileri olduğu için ve bu teknolojilerin de tüm kainatta aynı. Çünkü Rabbimin izniyle her şey oluyor. Yani burada cep telefonu varsa buranın maddesine göre kabı değişir, plastiği değişir. Başka bir yaşam formunda gezegenin maddesine göre dış ambalajı plastik değil de elyaf olabilir gibi. Ama içindekiler aynı. Yani şöyle olsun. O yüzden teknolojiyi de bildikleri için buradaki şubeleri o teknolojiyi kullanarak bizleri aslında esir etmeye başladılar. Ve katı bedenli olan melezler, bugün işte reptilyan dediğimiz melezler, evet. Sonuçta kendilerini tanrı olarak lanse ettiler ya da insanlar onlara tanrı dediler. İşte bizim bütün bu eski Mısır örneklerinde, eski Yunan örneklerinde gördüğümüz işte uçan kaçan kanatlı
devasa özellikleri olan evet. bütün bu bahsedilenler, bütün bu pagan tanrıları sözde tırnak içerisinde aslında bu ırklar. Bu ırk hem insanlara hem de cinlere aslında zulmettiler. Yani hem onların üzerinde bir hükümranlık kurdular, kendilerini tanrı kral olarak ilan ettiler. Maşallah. Hem kullandılar hem de hükmettiler. İşte şöyle bir şey var. Sıfırdan başladığında bir sonraki ırkla birleşti, bir sonraki ırkla birleşti. Hepsinin özelliklerini alınca evet. diğer yani bir insan uçamıyor. Ama onların o özelliği var. Evet. Ama katı bedeni de o zaman normal insanlar dedi ki bunlar tanrı herhalde. Evet. Ölünce de ya öldü evet. de o zaman yarı tanrı gibi i̇şte, yani. Olimpos'takiler mesela Olimpos dağında yaşayan sözde işte eski Yunan tanrıları Zeus'lar, Athena'lar şunlar evet. bunlar. Aslında bunların hepsi gerçekten vardı. Vardı. Ve bu ırklar idiler. Yani ama tanrı bunlar, değillerdi. Evet. Yani Rabbimizin yarattığı kullar kendi işlerinde melezleşmiş halleriydiler. Aslında aynen, özet bundan aynen ibaret. Aynen öyle. Diğer boyutta da yani metafizik bir yön cinniler boyutunda da bize en yakın olan şey budur. Orada da hayvan görünümlü olanlar var. Bunlar da insanoğluyla birleşememiş, katı bedene dönüşememiş olanlar var. Evet. Orada da reptilyanlar var. Yani sadece katı bedende bizimle aynı formda olanlar değil. Bu var. O halde olanlar da var. Yani reptilyan ırkı ayrı devam ediyor. Yecüc Mecüc dediğimiz reptilyan ırkı. Yani hem enerji bedenli olarak devam ediyor hem de katı da, bedenli olarak devam ediyor. Ediyor. Katı ama, bedene geçememiş daha. Ama, arıyor. Ha, ama dünyamızdaki katı bedenliler o dönem işte Nuh Aleyhisselam'ın tufanıyla ve Zülkarneyn Aleyhisselam'ın müdahaleleriyle o katı bedenliler ortadan kaldırıldı Rabbimizin izniyle. Hat çekildi. Hat çekildi. Gelmeleri evet. engellendi. Onlar toprağın altına girdiler. Orada yaşıyorlar. Yecüc kısmı toprak altında kaldı. Mecüc kısmı da şeyin kara deliklerin öbür tarafında kaldı. Burada olanlar, diğer ortalıkta olanlar da zaten yok oldu. Öldü gitti vesaire. Neyse. Şu andaki Gaziantep'teki olaylar, Göbekli Tepe, Kahramantepe, işte diğer bütün bundaki Antarktika kısmındaki bütün bunların temeli tam bu. Tekrardan hatları delmeye başladılar. Bir anda delemiyorlar ama sürekli uğraşıyorlar. Ama en sonunda başaracaklar. Şimdi orada da iki tane şey söyleyebiliriz. Bir, şu anda katı bedenli olmayan reptilyan ırkı katı bedene ulaşabilmek için insanoğluna sürekli saldırıyor. Evet. Ortamı değiştirebilmek için işte bugün baktığımız atmosfere yapılan müdahaleler, güneşi karartma çabaları, GDO'lar, frekanslar, bunlar reptilyana dönüştürmek için. Reptilyanlara, Anunnakilere değil ama. Evet, katı bedenli reptilyanlara dönüşebilmek için bütün bunları yapıyorlar. Diğer taraftan da yer altındaki Yecüc tayfası dediğimiz o kilitli kalan evet. tayfada yer üzerine çıkmak için çalışma yapıyor sürekli. Bir taraftan da uzaydaki kara delikleri açarak oradan gelmeye çalışan ayrı bir tayfa var. Yani aslında dünyamız Adem Aleyhisselam nesliyle birlikte hani bütün arıları çeken çok kıymetli bir çiçek vardır ya o hale dönüşmüş. Tamamen her şey, hepsinin odak noktası haline gelmişiz. Burada şeytanın da çok ciddi planları söz konusu anladığımız. Şeytan konusuyla bununla zaten birleşik de çok uzun zaman aldığı için parça parça anlatalım. Ama Anunnakiler başka bir şey. Anunnakiler de onların da iyisi ve kötüsü var. Bak reptilyanlar iyi demiyorum. Ama reptilyanın içinde zarar vermeyen de var. Hani hayvanların bazıları vardır zarar vermez ama bazıları çok azılıdır. Ama Anunnakilerin içinde insanlar gibi cinni formatı diyelim. Cinni formatının iyileri ve kötüleri var. Ehli kitabı da var, ehli sünneti de var. Paganı da var. Yine katı bedenli mi diyeceğiz Anunnakiler için de hocam? Sonuçta onlar da onlar katı. Cinni boyutunda yine ama onların da burada esir aldığı bedenler var. Yani onun da iyisi var, kötüsü var. Onun da. Yani reptilyanların geneli kötü. Kötü çok iyi az. İyi olanı çok az. Zararsız. Artık, iyi demiyorum zararsız. Zararsız. Anunnakilerin içinde kötüsü de var, iyisi de var. Aynen. İşte bu hani şu anda işte Nibiru gelecek, Nibiru'dan gelen Anunnaki ırkı işte dünyayı onlar yarattı, insanları onlar eğitti filan demelerinin temelinde de bu durum var. Anlaşılan tabii. O. Ama şunu unutmayalım. Bir de hani galaktik merkez olduğunu düşünelim yıldızların düzenimizin içerisinde.
dünya sonradan hani yaşanır hale geldi. Onlar için de aynı zamanda da dünyaya, buradakilere de bu ırka, yani Adem babamız ve onun ırkına bizlere yardımcı olmak isteyen Anunnakiler de var. Evet. Başka? Aynı zamanda melekler de var. Bu başka. Bir de melekler var. Meleklerde nurani varlıkla biliyoruz. Yani özelliğini anlatacak değiliz ama şu an için onların da elinde teknoloji var. Hocam Anunnakilere dönersek burada Sümer tabletlerinde veya Güney Amerika'daki bazı başka tabletlerde yine işte kanatları olan, kendilerini tanrı olarak adlandırmış, burada hüküm sürmüş bir ırk var. Biz bunlar için şu sebeple Rahmani değil diyoruz. Yani sonuçta onlar Allah-u Teala'nın varlığını bildikleri halde kendilerini tanrı olarak lanse ettiler ya da kendilerini dünyayı yaratan, insanları yaratan, geliştiren bir ırk olarak lanse ettiler. Bu durumda hangi ırktan olursa olsun kendini böyle lanse eden bir topluluk için Rahmani diyemeyiz. Kesinlikle. Bizim Rahmani demememizin sebebi ırksal özelliğinden dolayı değil, yaptıklarından dolayı aslında. Allah-u Teala'yı inkar etmeleri. İnkar ettiği için aradan çıkartmış, biz ürettik, biz yarattık insanoğlunu demiş mesela. Çünkü Sümer tabletlerine baktığımız zaman evet birçok şey öğretmişler, birçok şey anlatmışlar ama diğer taraftan da Tanrı benim demişler. Yani şöyle kendilerini düşün, o şekilde... Bir kartal halinde olan var cinlerden önceki ırklardan. Öyle evet. Değil mi? Hayvan şeklinde tabletler yok mu? Hayvan şeklinde hayvanların simgelediği burçlar, gezegenler var diyorlar. Evet. Kartal şeklinde diyelim. Ona bir üstün ırk cinler geldi. Cinlerle bir birleşti. Melez ırk doğdu. Cinler insan tiplerine daha çok yakın. Birleşince insana benzer ama kanatları olan Arabi ırk oldu. Evet. Şimdi onun kanatı olunca bir de onun katı bedenliyle melezleşti. İşte bizim anlatmak istediğimiz bu. Kanatlı gördüklerini meleklerle birleştiriyorlar. Ama evet meleklerin kanatları da var ama cehennemdeki meleklerin de kulakları da yok ona bakarsanız. Yani mesela hani meleği hep tek bir sıfatta da niye yapılan yapacağı göreve göre dönüşmüş meleklerde? Mesela Nemrut Dağı'ndaki heykellere, kalıntılara bakarsak dağın tepesinde orada da kartal başlı, aslan başlı krallardan bahsediliyor. Evet. Ve bunlar tanrı kral olarak adlandırılıyor. Komagene krallığı deniyor. Tam buna. Tanrı kral dediği bizden bir önceki boy, cinniler boyutundaki Yecüc Mecüc'lerin, yani bir öncekinden gelmiş cinlerle birleşmişler. Hayvan şeklini korumuş. İki ırktan da birleştiği için üstünlüğü var ve krallığını ilan etmiş. Bir genelleme yaparsak, bütün dünya için konuşuyorum. Bunların bir kısmı reptilyan, bir kısmı Rahmani işler yapmayan Anunnakiler. Evet. Bir kısmı buna benzer Yecüc Mecüc ırkı. Yani sonuçta bunların ortak özelliği Rahmani davranmıyor olmaları. Kendi özelliklerini kullanarak bir şekilde Allah-u Teala'yı da aradan çıkartarak kendilerine bir güç atfetmişler. Aslında bizim bahsettiğimiz Rahmani değil dediğimiz sebep bu. Yoksa hepsi ruh sahibi, dolayısıyla hepsi de sorumlu. Kesinlikle ruh sahibi diye ilave etmek istiyorum. Aynı zamanda o manevi sohbetlerin birinde bizim başak kümesi olarak düşünüyorum. Emin olun bizim ruhlarımızın durduğu, geldiği gezegen olarak diyelim, alem de diyebiliriz de var. Kabir hayatının olduğu yerler de var. Demek istediğim şu boyutta yaşayacak olan tüm kulların cins cins, sınıf sınıf gezegenleri var. Duraklar olduğu gibi düşünün. Bir gezegende diyelim ki balıklar var, bir gezegende kartallar var, birinde dinozorlar var gibi. Çin takvimi. Yani gibi. Bunlar ama biz bunları metafizik gözle algılayınca sustuk. Çünkü kimse inanmaz ki. Ama bugün bakıyoruz, İslam gerici diyorlar, Müslümanlar yobaz diyorlar, bir şey bilmiyor diyorlar. Ya hayır biliyoruz ama her niyeyse korkuyoruz, anlatamıyoruz. Şöyle düşünün, Erzurumlu İbrahim Hakkı Hazretleri, Muhyiddin Arabi Hazretleri, Mevlana Hazretleri, yani Allah dostları o kadar çok ve böyle anlatmışlar ki onların anlattıklarını biz anlayamıyoruz bir. İkincisi aradaki zamanla 1500'lerle birlikte bu konu tamamen kapatılmış.
bakılmış anlaşılamıyor herhalde. Öyle olunca bari üstünü kapatalım. Hayır, diğer taraflar işte kasti olarak kapatmışlar. Ki kendileri ilerlemesi için Müslümanları durdurması lazım. Son bitireyim istiyorsan son bir şeyle. Emin olun ne Anunnakis'in ne Reptilian'ın ne Uzalis'i o bu. Şu dua frekansı duamız yok mu? Emin olun hiçbiri zarar veremiyor. Dua hepsini durduruyor.